Sayın seyirciler, bugün 20 Nisan Pazartesi Yeni Günde Gündem programımızdan sizlere saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Günde Gündem her zaman olduğu gibi çok değerli konuklarla birlikte oluyor. Bugün de çok değerli bir konumuz var. Eski gazeteci demeyeyim aslında. Gazeteci bir arkadaşımız. Evet, şu anda da Vatan Partisi İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı. Ümit Bey, hoş geldiniz. Merhaba, 1. Bölgeden adayım. Evet, 1. Bölge adayı. Evet, 1. Bölge 1. sıradan adayım. Evet, 1. Bölge adayı. Aslında konuklar geldiğiniz zaman ilk defa şeyle başlıyor. Klasik olarak böyle kendinizi anlatır mısınız diyoruz ama herhalde Ümitçileri'ye böyle bir şey sorulmaz. Estağfurullah. Çünkü bütün herkes tanıyor sizi. Özellikle bizi izleyen kişiler oldukça şeyi tanıyor. Ben hemen şeyden gireceğim. Bu siyasete atılma fikri ve Vatan Partisi. Şimdi aslında tabii ben çok uzun yıllardır, neredeyse baksın bir çeyrek asırdır. Hem siyaset muhabiriydim, sonra da siyaset yazarı olarak devam ettim. Fikirlerim, ben bir Kemalist ve bir solcu olduğumu her zaman her yerde anlatırım, söylerim. Vatan Partisi'nin fikri özellikle benim ulusalcı bakış açıma çok oturuyor. Başındaki kişileri çok uzun yıllardır tanıyorum. Fikirler, aynı şeyleri savunuyoruz. Son derece yiğit ve dürüst insanlardır. Onu da çok iyi bildiğim için böyle bir teklifle geldiklerinde düşündüm. Ben İzmir halkını, İzmir halkını beni sevdiğini bilirim, biliyorum. İzmir halkını çok severim. Bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Artık zaten yazmak, çizmenin de dışında Türkiye öyle bir yere geldi ki, öyle bir kritik noktada ki, üzerinde çok büyük oyunlar oynanan, bir hasta adam muamelesi yapılan, aynı 100 yıl önce olduğu gibi, her taraftan Ermeni meselesinden tutun, Kıbrıs meselesinden, Kıbrıs meselesinden tutun, Güney, Doğu, Anadolu'nun Kürdistan adı altında Türkiye'den ayrılmasına müthiş destek veren yabancı ülkeler, hepsini görüyoruz zaten. Tüm bu şeyde bir de son özellikle 12-13 yıl içinde bir kabile devletine çevrilen bir Türkiye'de artık elini taşın altına, elini değil gövdeni taşın altına koymak gerekiyor. Bunlara karşı mutlaka savaşmak gerekiyor. Kendimiz için değil, aslında çocuklarımız ve geleceği, onların gelecekleri için savaşmak gerektiğini düşündüğümden olumlu yanıt verdim ve siyasete bu sefer ön cepheden bodoslama girdim. Bakalım ne olacak, hep beraber göreceğiz. Evet, aslında uzun yıllar sizi farklı, daha farklı bir partide görüyordu herkes. O partinin düşüncelerini de görüyordu. Fakat Vatan Partisi olunca şimdi çok daha farklı bir yerdesiniz. Evet, bu Vatan Partisi adaylığı açıklandıktan sonra size karşı olan tutumlarda değişiklik oldu mu? Hayır, çünkü ben... Gerek basından gerekse vatandaştan diyorum. Hayır, basının çok önemli bölümü zaten sağ olsunlar, ambargo koymak ve sansürlemek açısından çok yetenekli olduklarını her geçen gün daha iyi gösteriyorlar. Onu bir tarafa koyalım. Fakat insanlardan gelen tepki çok olumlu. Olumsuzları da var ama onlara da anlatıyoruz. Şunu anlatıyorum. Ben hayatım çok uzun evresinde CHP'yi desteklemiş bir gazeteciyim. Bunu da hiç saklamadım. Açık açık da söyledim. Ancak bugün geldiğimiz noktada maalesef CHP'nin tabanı bizim arkadaşlarımız, dostlarımız, gönüldaşlarımız. Ama yönetim maalesef bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerinden, 6 oktan çok fazla uzağa düşmüş durumda. Özellikle mesela 3 gün önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı. Biz HDP ile bir koalisyona gidebiliriz açıklaması. HDP nedir, kimdir, neyin nesidir HDP diye düşündüğünüz zaman HDP PKK'nın meclisteki temsilcisidir. Ya bunun A'sı, B'si, C'si falan yoktur. Selahattin Demirtaş çok beyefendi olabilir, çok temiz yüzlü olabilir vesaire ama Selahattin Demirtaş Abdullah Öcalan, İmralı'dan ne derse onu yapmak zorunda olan bir figürdür. Kendisi de itiraf ediyor zaten, benim bu kadar net söylemem dışında kendileri de bunu söylüyorlar. Yani Selahattin Demirtaş da söylüyor, Sırrı Süreyya Önder de söylüyor, diğer Buldan da söylüyor, o da söylüyor, bu da söylüyor. O yüzden kendi öz iradeleriyle hareket etme kabiliyeti bulunmayan kişiler bunlar. Yani siz diyorsunuz HDP Abdullah Öcalan Kandil arasında bir arabulucu. Hükümetle ilişkileri bu kadar açık, bu kadar basit. Yani siz
Türkiye'nin parçalanması, Türkiye'nin Güneydoğusunun Türkiye'den ayrılmasını savunan, dışarıdaki emperyal ülkelerin taşeronluğunu yaptığı son derece açık biçimde artık ortaya çıkmış olan PKK'nın meclisteki uzantısıyla biz koalisyon kurabiliriz diyorsanız, o andan itibaren CHP'nin yönetiminin yönetimi bizim için yok hükmündedir. Yani bu adamlarla hiçbir yere gidilebileceğine inancımız kalmamıştır. O nedenle de ben CHP yönetiminin bu tavrından sonra bu CHP yönetimiyle aramdaki bütün ilişkileri kestiğimi bu şekilde ilan etmiş oluyorum zaten. Peki hangi sahipler CHP'ye böyle bir yola gitmiş olabilir sizce? Çünkü CHP'nin işte geçmişten bugüne kadar gelirsek çok farklı bir yerdeydi. Oysa bugün Kılıçdaroğlu'nun söylediğiyle CHP kendisini çok daha farklı bir yere konumlandırdı. Yani geçmişinden tamamıyla kopuş gibi bir şey. Evet, ama onun için 2010 yılı işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı, Deniz Baykal'ın ekarte edilişi ve Kılıçdaroğlu'nun gelişi 2010 yılı ve bugüne kadar geçen 5 seneye bakmak lazım. Maalesef giderek, bunu söylerken gerçekten üzülerek söylüyorum ama söylemek de gerekiyor artık. CHP giderek, işte bir tarafta majestelerin iktidarı, bunlar üst akıl diyorlar ona. Üst akılın ne olduğu çok açık. Diğer taraftan da majestelerinin muhalefeti haline gelmiş bir parti görünümü aldı. Bütün söyledikleri ve yaptıkları, özellikle bu hatırlayacaksınız, Nevruz, 21 Mart'ta Nevruz vardı. Nevruz'dan bir gün önce bir anda böyle zuhur etti Kemal Derviş. Ya Kemal Derviş 13 sene önce AKP'nin iktidara gelmesine büyük hizmet verdikten sonra Birleşmiş Milletler'deki görevini hem de şey olarak sınıf atlayarak 3. adam olarak gelmişti. 2. adam olarak döndü. Aradan 13 sene geçiyor. Gene Birleşmiş Milletler Kalkınma Dairesi'nin başında olan Kemal Derviş bir anda Türkiye'de zuhur ediveriyor. Bir anda televizyonlara çıkıyor, siyasi konuşmalar yapıyor filan. Neden diye düşünürken o neden olduğunu kendisi açıkladı. CNN Türk ekranında dedi ki bu çözüm meselesinde de, yani Kürt çözüm, Kürt meselesinin çözümünü ancak AKP ile CHP birlikte yapabilir. Ve o yüzden de bir AKP-CHP koalisyonuna ihtiyaç vardır. Böyle bir koalisyonda ben de görev alırım. Şimdi çok ilginç. Yani. İlginç ötesi, bu bir proje belli. Yani şimdi durup dururken Birleşmiş Milletler'in ikinci adamı oldu biliyorsunuz. Geliyor ve böyle bir açıklama yapıyor. Aradan birkaç gün geçti. Kemal Kılıçdaroğlu davet etti Kemal Derviş'i. İki Kemal, bunlar CHP Genel Merkezi'nde oturdular. Ve Genel Başkan, CHP Genel Başkanı ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı teklif etti. Kuracakları bir hükümette. Evet. Bunu da kabul etti Kemal Derviş. Daha ortada bir şey yok ama kabul etti. Çıktı ve şu açıklamayı yaptı. Dedi ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bana içinde yer alacağı, CHP'nin içinde yer alacağı bir hükümette böyle bir görev teklif etti. Ben de kabul ettim dedi. Bakın, CHP'nin iktidarı demiyor. CHP'nin içinde yer alacağı bir hükümet demiyor. Buradan da yine AKP-CHP koalisyonunu millete, bu bir algı operasyonudur aynı zamanda. Bunu söylüyor. Biz daha, ve ben bunları yazdım. Oda TV'de defalarca yazdım ve maşallah AKP'nin trolleri olduğu kadar bu tür troller de yok değil. Kavga, kıyamet, küfür bana. Biz bunları söyledikten sonra bunlar olmaya başladı. Ertuğrul Özkök ve Güney Cevoğlu geçen gün iki yazı yazdılar arka arkaya. Efendim, Alman modeli varmış. Bu Alman modeli CSU, yani Alman Hristiyan Demokratlarla Alman Sosyal Demokratları koalisyon yapmışlar. Ne de güzel olmuş. Bunun Türkiye'deki karşılığı da AKP-CHP koalisyonuymuş. 8 Haziran'dan itibaren bu ihtimal kuvvetli ortada olabilirmiş. Buraya kadar da tamam ama arkasından şunu söylüyor. Çok iyi olur diyor böyle bir koalisyon. Ertuğrul Özkök çok iyi olur diyor. Çünkü diyor adalet yıkıldı, demokrasi yıkıldı. Türkiye'nin yeni bir restorasyona ihtiyacı var. AKP-CHP koalisyonu bu restorasyonu yapabilir diyor. Ya insaf dedim. Ben de bir yazı yazdım onun üzerine. Dedim ki hani utanma sıkılma da yok diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü adaleti kim yıktı? AKP. Demokrasiyi kim bu hale getirdi? AKP. Orduyu kim çökertti? AKP.
Demokrasinin canına kim okuyup kabile devleti haline getirdi bu ülkeyi? AKP. Bu yıkan AKP'yle sen beraber olacaksın ve restorasyon yapacaksın. İnsana birazcık sıkılma olur. Yani açıkça söyleyeceğim. Ama Ertuğrul Özkök bunu yazdı. Ertesi gün, aynı gün hatta Kemal Kılıçdaroğlu projeler açıklıyor. İşte CHP'nin bu seçimle ilgili projelerinden bazılarını açıklıyor. Orada da dedi ki, biz dedi özel olarak dedi AKP'yle uğraşmayacağız. Bu insanların yüreğini bir hançerdir. Yani AKP'si 12-13 yılda bu ülkedeki ilericilerin, bu ülkedeki üreticinin, çiftçinin, köylünün, emekçinin canını okumuş, ülkede eğitimi yerin dibine batırmış bir şeyi sen özel olarak uğraşmayacaksın. Bu da ne demek? Bütün bu göstergeler bize seçimden sonra bir gerçekten AKP-CHP koalisyonuna gidilebileceğinin işaretlerini veriyor. İşte bu yönetim CHP'nin yönetimi olmaya layık değil benim gözümde. Ben o yüzden Vatan Partisi'ndeyim. Eskiden gündemi daha çok Sayın Cumhurbaşkanı yardı eski başbakanımız yaratırdı böyle. Herkes peşine takılır giderdi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi sürekli peşine takılır giderdi. Şimdi gündem başka yerlerde mi yaratılıyor? Yani Türkiye'nin dışında bir yerde mi? Şimdi bakın dünyanın en her ülkesinde veya her diktatoryal yönetimde vesaire siz icraatın başındayken gündemi belirleyebilirsiniz. Ama oraya kukla koyup geriye çekilip bir üst tabaka şeye geçseniz de o icraat meselesini artık çok iyi belirleyemezsiniz. Onun sancısını yaşıyor Cumhurbaşkanı ve Tayyip Erdoğan ve Tayyip Erdoğan artık o hale geldi ki kimseyi bulamadığı için muhtarları toplamaya başladı sürekli olarak. İşte o Aksaray denilen kaçak saraya ve sürekli gündemde kalmak istiyor. Şimdi 20-30 tane tekrar şey yapacağını söyleyin, mitingler yapacağını, açılışlar yapacağını. O açılışlar da nasıl açılışlar? Ya Rabbim, yani seneler önce açılmış şeyleri bir araya getirip Oda TV dün mü? Dün söylüyordu galiba. Yarın Cumhurbaşkanı hangi kanalizasyonları açacak diye bir esprili bir başlık atmış. Olmaz. Yani siz ne kadar bastırırsanız bastırın, icraatın başından çekildiğiniz andan itibaren bir şekilde gündemi belirlemekten de uzaklaşırsınız. Onun acısı ve sancısı içinde Tayyip Erdoğan ve Tayyip Erdoğan'ın defterinin kapanacağı zamanlar çok yakın. Yani orada Cumhurbaşkanı olarak kalsa dahi o sürecin sonunda artık yapabileceği de bir şey kalmayacak. Oraya kapanacak o ve orada bitirmek zorunda kalacak. Ama tabii Türk halkının çok büyük bölümünün istediği şey de bana göre arzu ettiği şey bu yapılanların, işlenen anayasa suçlarının, yapılan yolsuzlukların, hırsızlıkların tümünün bir bedeli var. O bedelin ödenmesini istiyorlar. Ama sadece siyasiler olarak değil, onlara yardımcı olan bürokratlarıyla, onlara yardımcı olan o işte havuzcu denilen milletin ağzına bilmem ne yapacağım diyen iş adamlarıyla, yanaşma basınıyla, medyasıyla hepsinin yargılanacağı günler çok uzak değil bana göre. Yargılanacaklar ve bedelini mutlaka ödeyecek. Başka türlü Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden inşa edilmesi de mümkün değil bana göre. Böyle bir koalisyon olursa, bu az önce bahsettiğiniz yolsuzluklar, hırsızlıklar, o zaman biraz gecikecek. Sorun olabilir mi? Gecikecek biraz o zaman tabii ama sonuçta mutlaka sorulacak. Yani bakın net bir kere daha söyleyeyim. Bu Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Çünkü kurumlar çökertildi ve şunu gördü bu ülkenin yöneticileri veya eski yönetici. Ya biz çok naifmişiz meğer. Çok açık noktalar varmış. Gelip böyle bunları yıkmak çok kolay. Bunu gördüler. O yüzden yeni bir inşa dönemini ve o inşa dönemi bu tür hırsızların, bu tür soysuz hükümetlerin vesaire gelmesini engelleyecek bir yapıya kavuşturulması gerekiyor Cumhuriyet'in. Hep şu algı yöntemi uygulandı uzun yıllar. Efendim ulus devlet bitmiştir, ulusalcılar da işte gericidir filan. Ben ulusalcıyım, hiç gerici olduğumda kimse söyleyemez. Böyle bir algı yaratmaya çalıştılar. Evet, bir gün mutlaka ulus devletlerin sonu gelecek. Ama dışarıdan emperyal isteklerle parçalamak adına değil. Bir gün gerçekten sınırların kalkacağı, insanların daha mutlu, daha refah içinde yaşayacağı ve birbirleriyle daha iç içe olacak zamanlar gelecektir ama o zamanlara maalesef daha epey bir süre var.
bu savaşların, bu petrol savaşlarının, şimdi arkasından su savaşları gelecek bize. Bunların olduğu bir dönemde ulus devlete çok ihtiyaç var. Yoksa halkınız cemaatleşir. Halkınız en sonunda öyle bir yer gelir ki vatansızlaşır. Haymatlos deriz biz ona. Haymatlos yani vatansız anlamında. Ve bu cemaatleşme sizi başkalarının kölesi haline getirir. Türkiye'nin bugün en çok önünde büyük tehlike olarak duran şey budur. Bunu önlemek için ulus devlet mutlaka gerekli. Milli devlet, ulus devlet gerekli. O yüzden onu kurtaracak, onu koruyacak ve onu yeniden inşa edecek bir millici, devrimci bir şeye ihtiyaç var. Bakış açısına. Bu bakış açısıyla yeniden inşa etmek gerekiyor Türkiye'yi. Şimdi kafa karıştıran bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı meydanlara çıkıyor biliyorsunuz. Birçok yerde toplantılar yapıyor. 4000 milletvekili isteğinde bulunuyor. 4000 milletvekili istiyorumdur. Yeni sistemin getirilmesi için, yeni bir anayasa için. Bunun için 4000 milletvekili bir. Fakat bir taraftan siz dediniz. Uluslararası bir proje var. Bu Türkiye'ye dayatılıyor dediniz. Şimdi bir şey yok mu? Var da. Bir çelişki yok aslında. Birbirini tamamlıyor. Cumhurbaşkanı dün şunu dedi. Ya ben 400 derken parti adı söylemedim. Hangisi alırsa gibi kimsenin inanmadığı ve herkesin kahkahayla güldüğü bir şey söyledi. Onun 400 milletvekili dediği aslında AKP'nin bir şekilde en azından referanduma götürebilecek şeyi sayıyı kazanması, bu da en az 330. Ama 367 tabii ki çok istenen bir şey. O da anayasayı değiştirme sayısı. Hiç referanduma bile gitmeden. Fakat bunlardan çok uzak artık AKP. Bunu kendisi de görüyor. Onun için bir oyun oynuyorlar. Bu oyun şu. HDP oyunu. HDP, efendim, şu anda böyle birbirlerine çok karşı görünüyorlar. Birbirlerine işte çok sert sözler ediyor. Bunların hepsi yalan. Yani şimdi bu Selahattin Demirtaş'ın bir sözü var. Siz asla baştan yapmayacağız gibi bir o şey. O Selahattin Demirtaş'ın elinde olan bir şey değil. Ama şimdi bir taraftan da AK Parti en fazla yakınlık gösterdiği, en fazla yolunu açtığı parti de HDP. İşte onu söylüyorum. Bir çelişki var. İşte o çelişki şey. Aslında. O halka, işte bakın mesela Cumhurbaşkanı çok milliyetçi oynuyor gene son zamanlarda. Evet. Başbakan gibi davranan birisi var. Neydi adı? Mustafa Kiziroğlu. Pardon, neydi? Davutoğlu. Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu. Ben bilmiyorum, onun bu stratejik derinlik diye bir kitabı vardı. Hiç okudunuz mu bilmiyorum. Ben okudum. O stratejik derinlik kitabını okuduktan sonra gördüm ki yazık. Bu ülke çok daha iyilerine layık. Biz Ahmet Davutoğlu'nun 3 yıllık hem Dışişleri Bakanlığı, sonra da işte Başbakanlığı döneminde bütün sınırlarımızda kiminle komşusak hepsiyle aramız kötü. Bakın. Sınırlarımız delik deşik. Dünyada dış politikada rezil rüsva olmuş durumdayız. Her konuda, en son işte bu Ermeni konusunda. Saraya şeyi çağırdılar. Papa Francesco'yu çağırdılar. Geldi adam. Gitti, dedi, Ermeni soykırım vardır diye açıklama yaptı. Şimdi böyle bir şeyde. Avrupalıların 200'lüğü de mi var burada acaba? Burada. Avrupa her zaman 200'lü. Ya şimdi 200'lüler tarihten beri bize şöyle kızgınlar, böyle kıskançlar. Bunların hepsini söyleyebilirsiniz. Sizin duruşunuz önemli. Siz böyle durursanız ancak, iyi dik durursanız ancak onlarla bir karşılıklı uzlaşma da yaparsınız, kavga da edersiniz, kısasa kısas ilkesi de kullanırsınız vesaire. Ama siz bu kadar aciz duruma düşersiniz. Tabii ki bunlar da bu istedikleri her şeyi size Lord Curzon Lozan'ın ikinci bölümünde imzalar artık atılacak. İnönü'ye gelip dememiş miydi? Ya ne istedik? Sek hepsini reddettiniz. Hiçbir şey vermediniz ama istediklerimiz cebimizde. Bir gün gelecek bizden para, bizde gelecek para isteyeceksiniz. Her istediğinizde cebimizden bir tane şey çıkarıp size bunu kabul ettireceğiz demişti. İngiliz Dışişleri Bakanı. İnönü'nde tarihi cevabı istersek yaparsınız demişti ve istemediler ta 1950'ye kadar. 5 kuruş para istenmedi ve de hazine dolu olarak Demokrat Parti'ye teslim edildi. Sonrası hazin, tabii çok hazin. Bugün de geldiğimiz noktada budur. Sen ne kadar güçlüsen onların sana tavrı o kadar farklıdır. Ne kadar güçsüzsen o kadar farklı. Şimdi onu yaşıyoruz zaten. Ve HDP olayı da şu. Bütün aradaki işte o tartışmalar vesaire, bu Ağrı Diyadin olayı bile bir oyun bana kalırsa. Orada da bir oyun oynanıyor.
oradaki hani işte askerlere saldırı meselesi. O da iktidarın bir oyunu demek istiyorsunuz. Bir tarafta milliyetçilik oyunu, bir tarafta da HDP'nin de kendi şeyine karşı bakın bize saldırıyorlar oyunu. Yani iki kapaklı bir oyun bu. Ve şöyle bir algı yaratılmaya çalışıyor. Aman buna CHP'nin yönetimi de buna alet oluyor. Başta da Kemal Kılıçdaroğlu olmak için. HDP aman şeyi geçsin, barajı geçsin, %10 barajını geçsin ki AKP'nin de oyları azalsın. Peki bunun için sen kendi tabanından HDP'ye oy gitmesine bile razı oluyorsun. CHP için söylüyorum. Peki biz altı oku savunuyoruz diyen, cumhuriyetçiyiz, milliyeciyiz vesaireyiz diyen bizlere niye bu kadar oylarınızı bölüyorsun diye saldırıyorsun? Bu da ayrı bir çelişki. HDP geçti diyelim. %10'un üzerinde oy aldı. Ve atıyorum 70 milletvekili çıkardı. AKP'de düşük çıkardı. 300 milletvekili çıkardı. Ne oldu? 370 oldu. HDP desteklemeyecek mi zannediyorsunuz AKP'nin politikaları? Özellikle anayasa. Bir de düşünün AKP-CHP koalisyonu olursa, HDP de dışarıdan desteklerse Türkiye'de ne anayasa kalır ne başkanlık sistemi başkanlık sistemine de geçilir. Çünkü zaten HDP ile AKP'nin şeyi oyu yeterli olursa CHP'ye ama CHP'ye şundan gerek var. Bakın biz anayasayı bütün halkı şey yaparak hepsinin isteği ve desteğiyle bunu yapıyoruz havasını yaratmak için. CHP o anlamda ihtiyaç var. CHP bunu görmüyor mu? Yönetimi bunu görmüyor son olarak. Fakat çözüm konusunda maşallah AKP'nin kuyruğuna takılmakta ve çözümü asıl biz yaparız diye bağırmakta da hiç geri kalmıyorlar. İhtiyaç var derken yanlış anlaşılmasın. Uluslararası güçlerin yani ya da tabii şeyler planlamak isteyen. Tabii o planlamanın içinde bu. Yani o yüzden ihtiyaç var. Biz ne kadar burada ya yapmayın bu anayasa Türkiye Cumhuriyeti'nin sonunu getiriyor. Bu anayasanın içinde Türk diye bir kelime bile geçmeyecek. İki dilli olan bir anayasa Türkiye'nin bölünmesini getirir. Diye ne kadar şey yaparsak yapalım. Hayır bunlar demokratik haklar. İşte bu demokratik haklar Türkiye'yi daha da demokratikleştirecek. O artık bu klişe kelimeler ve klişe sözcükler ve cümleler yıllardır bizim beynimize bir algılama yöntemi olarak giydirilmeye çalışılıyor zaten. Peki ne yapılmalı öyleyse Kürt meselesi? Şimdi Türkiye'nin bölünmesini getirir dediniz. Yani bir Kürt meselesinde bir şey yapılması gerekmiyor. Tabii ki bakın Kürt sorunu diye bir şey var ortada. Biz Kürt sorunu demiyoruz. Ben de Kürt sorunu demiyorum ona. Ben Güneydoğu Anadolu'da ta çok uzun yıllardır hükümetlerle Kürt ağalarının beraber yarattığı ve oradaki insanların ezilmesini getiren bir sorun var diyorum. Benim tezim böyle. Bu nasıl hallolacak? Bir kere PKK ile falan oturup bu tür bir çözüm yapmak, dediğim gibi bir ülkede iki silahlı güç, Türkiye'nin bir TSK'sı var, Türk Silahlı Kuvvetleri var. Onun dışında bir silahlı güç kabul edilemez. Halbuki bu Ağrı Diyadin olayından sonra önce onlar ateş etti diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. Yani sen niye sokuyorsun onları oraya ateş etmelerini sağlayacak, ateş etmemelerini sağlayacak önlemleri almıyorsun? Bırakılmış orası. İstedikleri gibi bakın Ümit Özdağ daha geçen gün ağır silahlar soktular, çatışmaya hazırlanıyorlar. Bu bir şey değildir, analiz değildir, bu bir bilgidir demiş. Çok tehlikeli bir, özellikle seçim sonrasında çok tehlikeli bir düzleme girecek olan bir olay var. O yüzden bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri tam yetkiyle ikinci bir silahlı güç olmamasını sağlamak zorunda. Bu da hükümetin görevi aynı zamanda. Ama ikincisi şu. Türküyle Kürdüyle Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Karadeniz'de, Batı Anadolu'da önemli olan insanların ekonomik güce, ekonomik kudrete erişmesi. Üretimin Doğu Anadolu'da ne hayvancılık bıraktılar, ne efendim tarım bıraktılar. Bütün her şey tamamen insanlara verilen 3-5 kuruş para, elektrikten işte biliyorsunuz büyük olaylar çıkıyor.
o özel elektrik şirketleri elektrikleri kesiyorlar, hükümet müdahale ediyor vesaire. İnsanlar sadece ve sadece hükümetin verdiği paralarla üretimsiz, bilmemsiz hayatlarını geçirmeye çalışıyor. Böyle olacak bir şey değil. Oraya siz ekonomik gücü götürdüğünüz zaman bas bas bağırdık. Bir ara biliyorsunuz Suriye sınırından mayınlar temizlenecekti. Kimi veriyordu hükümet bunu, bu temizlenme işlemini? Bir İsrail firması. Versene oradaki insanı, orada organik tarım yapılsın. Orada terörün tesisi kalır mı? Eğer siz oradaki insanları zenginleştirir, refaha ulaştırırsanız. Vatandaş çok güzel temizliyordu aslında oraları, bir kibitle temizliyorlardı. Yani orası da ayrı bir hikaye tabii ama önemli olan ekonomisi. O yerlerin refaha kavuşturulması. İşsizliğin ortadan kaldırılması. Evet. Bunlar olduğu müddetçe siz istediğiniz kadar bağırın çağırın, terör olur. Her yerde olur. Sadece Türkiye değil, her yerde olur. Bunu önlemenin yolu mutlaka oradaki insanların kalkındırılmasından, oradaki toprak reformundan, oradaki ağaların hükmünün ortadan kaldırılmasından geçiyor. Evet, bir sorumuz varmış arkadaşımız, ikaz edelim. Evet, Ahmet Firoğlu yazmış. Sayın Zireli, emekli bir avukatım ve ikna olmaz bir yurtseverim. Son zamanlarda umutsuzluğa düştüm. Ne dersiniz efendim demiş Ahmet Firoğlu. Evet, teşekkürler. Valla bir kere umutsuzluğa düşmemiz mümkün değil. Böyle bir şey yani umutsuzluk ölüm anlamına gelir. Bize yakışmaz diyorsunuz. Hiç insana yakışmaz zaten. Ben biliyorum niye umutsuzluğa düştüm. Bu yılların getirdiği o özellikle ben buna 13 yıllık fetret devri diyorum. Aynı bu hani Yıldırım Beyazıt Timur Lenk Savaşı'ndan sonra Osmanlı bir 13 senelik şeye düşmüştür. Karman çorman savaşlar vesaireler onun içinden çıkıp sonra imparatorluk yolunda devam etmiştir. Bizde de öyle. Ama bunun sonuna geldik artık. Ahmet Bey hiç umudunu kırmasın. Mutlaka bir milli hükümet Türkiye'de kurulacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Bilgilerim, öngörülerim, tecrübem de bana bunu söylüyor. Bu dönemin sonuna geliniyor. Bu dönem hem bitecek hem dediğim gibi biraz önce sorunları yargılanacak ve yeniden bir inşa sürecine girilecek. Çünkü bu topraklarda biz yaşamaya hem layığız hem mutluyuz. Hiç merak etmesin. Evet, soru evet. Sizi dikkatle izliyorum. Teşekkür edin demiş Pınar Hanım. Evet, bize teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi öyle bir tablo çiziyorsunuz ki şöyle bakıyorum. Vatandaş da gerçekten Ahmet Bey'in az önce söylediği gibi aslında umutsuzluğa düşen de çok var. Tablo da çizdiğiniz tablo da aslında çok önemli. Yani Türkiye'de bölünmeden bahsediyorsunuz. Türkiye'de siyasal anlamda bir yok oluştan bahsediyorsunuz. Ekonomik anlamda bir yok oluş var Türkiye'de. Şimdi bütün bunlar yan yana geliyor. Fakat bakıyoruz ki bir tarafta muhalefet cephesinde ayrışmalar devam ediyor. Oysa bu bütün bunları yok etmek için bu iktidarı indirmek lazım her şeyden önce. Vatandaşın kafasındaki soru bu. Ben de vatandaş Ahmet olarak aynı şeyi soruyorum. Bakın aslında, neden güçlü bir muhalefetle? Bakın biz bunu, ben kendimden bahsediyorum. Evet. Aylardır hep bunu yazdım. Yani, Oda TV açanlar, ben orada yazıyorum son aylarda. Benim Cumhuriyetçi Cephe başlığı altında kaç tane yazdığımı hatırlamıyorum şimdi. Ve bunu da özellikle CHP başı çekmelidir burada. Çünkü büyük parti o. Görünen büyük parti o. Daha yazarken inanmıyordum olacağını ama en azından bunu insanların anlamasını sağlamak için ve CHP'lilerin de bunu anlamasını sağlamak için yazdım biraz da. CHP'nin yönetimi başka bir yol seçti. Ama biz cumhuriyetçiler, cumhuriyete inananlar, milliyetçiler, devrimciler, bu ülkenin dediğim gibi cumhuriyeti yeniden inşa etmeye gönüllü olanlar Vatan Partisi'nde bir araya geldik çoğunlukla. Yine maalesef aramıza katılamayanlar oldu bu dönemde ama çok iyi bir kadro yaratarak çok iyi bir milletvekili aday kadrosu yaratarak geldik. Şimdi bu seçimler çok kritik bir seçim biliyorum. Ama son demek değil yani hani seçimler oldu bitti tamam diye bir şey yok. Devam edecek. Benim demin söylediğim bu projeleri, bu senaryoları, yani Türkiye'nin bir taraftan bölünmesini, bakın onu da söyleyeyim. Şimdi bugüne kadar hep Ermeni soykırımı diye geliyordu. Hiç sıkılmadan, utanmadan. Çünkü dediğim gibi ya güçsüzleştikçe üstünüze gelirler. Hele ki Anadolu toprakları buna en müsait olan. Çünkü çok önemli, çok değerli, çok stratejik bir toprak parçası üzerinde oturuyor Türkiye. Biz Türkler onun üzerinde oturuyoruz. Onu elimizden almak için her şeyi yaparlar.
Ve üstümüze de bu yüzden çok geliyorlar. İşte Ermeni soykırımı dediler. Şimdi Ermenilerle bu HDP'liler, bu çok hani Türk, artık Türkiye Partisi oldu vesaire denilen HDP'nin en önemli elemanlarıyla Avrupa Parlamentosu'nda gittiler. Dersim soykırımı toplantıları yaptılar. Şimdi Dersim soykırımı başladı. Sonra Süryani soykırımı dediler. O bitecek. Bitti. Pontus soykırımı. Yani biz Karadeniz'de de bu Kurtuluş Savaşı'nı yaparken oradaki Rumları da kırmışız. Sonra İonya soykırımı çıkacak. Göreceksiniz. Ardından hatta nereye kadar gelebilir bu biliyor musunuz? O zavallı bizi işgal etmiş olan İngiliz askerlerini, Yunan askerlerini de öldürdüğümüz için bunları da soykırım olarak kabul edebilirler. Bu kadar utanmaz ve bu kadar rezildir aslında Batı yeri geldiğinde. Bir tarafı, madalyonun bir tarafında çok efendim uygardır. Ama madalyonun diğer yüzünde çok barbar, inanılmaz bir sömürgeci ruhu taşıyan bir yapıdır Batı. Bütünüyle, yani Portekiz'inden hepsi bunların eski sömürgecilerdir. Hatta hala sömürgeleri var. Adına sömürge demiyorlar artık. Mesela İngilizlerin Commonwealth ülkeleri diye bir şeyi vardır. O Hindistan'ı da, Bangladeş'i de, Pakistan'ı da, bunun gibi Güney Afrika'sı da bu şeye üyedir. Ve birinci maddesi nedir biliyor musunuz? İngiltere ile ilk önce istişare yapmak ekonomik konularda, ithalat ve ihracat konusunda yine öyle ve izin verilmediği müddetçe başka üçüncü ülkelerle yapmamak. Aynısını Avrupa Birliği bize yaptı biliyor musunuz bu gümrük anlaşmasıyla? 1995'te bizim katıldığımız ve Avrupa'ya girdik. Nereye girdiniz? Onlar size girdiler. Yani bir tane bir başka ülke var mı daha Avrupa Birliği'ne girmeden Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmasına giren, bunu yapan? O yüzden Türkiye'nin hem ithalat ihracat dengesinde hem üretiminde akıl almaz büyük kayıplar yaşandı ve yaşanmadı. Hatta gündüz vakti havai fişekler attılar. Ben onu bile çok iyi hatırlıyorum. Yani şimdi siz böyle söylüyorsunuz ama bir taraftan davul zurnalar çalıyor. Deniz vallahi buraya sizden rica ediyorum. Bir Avrupa Birliği uzmanı çağırın. Ben söyleyeyim ama ben bir gazeteciyim ama bir uzman daha inanılır söyler ama ben size söyleyeyim. Eğer yanılmıyorsam 100 milyarın çok üzerinde, 100 dolardan bahsediyorum. Hatta euro da olabilir o. Avrupa Birliği'nden almamız gereken yardımlar var. Onları alamıyoruz. İki, o anlaşmaya göre üçüncü ülkelerle yapacağımız ithalat ve ihracatlarla Avrupa Birliği'nin mutlaka olurunun olması gerekiyor. Önce Avrupa Birliği'nden ithal etmek zorundayız. İhracatımız onlardan ithal ettiğimizin çok altında. Gümrük şeyleri var çünkü. Duvarları var. Ama bizim gümrük duvarımızın olmasını asla diyorlar. Bu ne demektir? Köleleşmek demektir. Aynen ve Avrupa Birliği'nden olabildiğince çabuk Türkiye'nin kurtulması gerekiyor. Avrupa Birliği gümrük anlaşmasını olabildiğince çabuk feshetmemiz gerekiyor. Orada bir madde daha var onu da söyleyeyim. Feshettik. Dedik ki biz feshediyoruz bu anlaşmayı. 15 sene de ancak çıkabiliyoruz. Ama ona da hayır deyip bunun konuşmaları, görüşmeleri yapılabilir. Düşünün yani demir kazıklarla bağladık diyordu 2004 Avrupa Birliği raporu. Demir zincirlerle Türkleri bağladık diyorlardı. Köleleşmek bunun adı. Evet aslında az önce şeyden bahsederken, Ermeni sorunundan bahsederken Avrupa Birliği'nde ne kadar demokratik bir toplum olduğundan da bahsedilir her zaman. Evet. Her şeyi demokrasi üzerine, her şey ne derler? Türkiye'de demokrasi yok ama orada varmış gibi böyle. Evet. Sayın Perinçek'in davasına gelelim birazcık da aslında. Gelelim. Bu bir yerde Avrupa'nın iki yüzünde göstergesi. Tabii. Şimdi olayın başlangıcını hatırlatayım. İsviçre'de evet. Doğu Perinçek bir şeye gidiyor. İşte bu bir toplantı için Talatpaşa Komitesi'ne gittiklerinde Ermeni soykırımının bir emperyalist yalan olduğunu ve bu yalanın Türkiye'yi zapturapt altına almak, bölmek için oynanan bir oyun olduğunu, toprak kazanmak için bir oyun olduğunu anlatıyor Perinçek ve bunun üzerine Perinçek hakkında dava açılıyor. Evet. Ve mahkum ediliyor İsviçre Mahkemesi tarafından Doğu Perinçek. Bunun üzerine Doğu Perinçek de bu davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyor. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerçekten çok tarihi bir karar veriyor. Ve bu şekildeki bir karşılıklı kıyamın, karşılıklı kavganın
soykırım boyutları içinde olup soykırım olarak kabul edilemeyeceğini, bunun çünkü soykırım biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1946 eğer yanılmıyor ya da 47'de kabul edilmiş bir sözcüktür. Ondan önce soykırım yoktu bu. Nazilerin o çok barbarca Yahudi kıyımından, soykırımından sonra ortaya çıkan bir sözcük soykırım. Bununla karşılaştırılamayacağını, bunun öyle siyasiler tarafından ulu orta konuşulamayacağını ve soykırım vardır diye birçok propaganda yapılırken soykırım yoktur demenin suç sayılamayacağını, bunun ne insan haklarına ne de hukuka uygun olmayacağına dair bir karar verdi. Bu gerçekten büyük bir zaferdi. Pelinçey'in kazandığı bu zafer. Şimdi temize gittiler ama bir şey çıkacağını zannetmiyorum oradan. Çünkü şeyler son derece güçlü. Pelinçek tarafının, Türkiye tarafının daha doğrusu. Ama buna rağmen hala siyasi anlamda bunun tepe tepe kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Tabii bu yıl 2015 Ermeni tehcirinin 100. yılı, yani 1915'teydi o. Şimdi 2015'teyiz. Ve 24 Nisan geliyor önümüzde, birkaç gün sonra 24 Nisan, 4 gün sonra. Orada da çok önemli oyunlar oynanacak. Onu şimdiden görebiliyoruz. Zaten karar verdi Avrupa'da. Ha, şimdi onu söyleyeceğim. Önce Francesca Papa soykırım olduğunu, şeyin işte 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak bunu değerlendirdi. Ardından Avrupa Parlamentosu böyle bir karar aldı. Ve ama şimdi ben şöyle söyleyeyim. Geçen gün hatta bir şeyde de bunu söyledim. Bunlara çok kızıyoruz. Gerçekten insanın içini acıtacak kadar ahlaksızca üzerimize saldırıyorlar. Burası tamam. Ama bir taraftan da bakalım. Daha geçen yıl, yani 24 Nisan 2014'te o zaman bu ülkenin başbakanı olan Tayyip Erdoğan bu büyük felaket, acılarınıza katılıyorum dememiş miydi? Böyle bir şey yayınlamamış, mesaj yayınlamamış mıydı? Biz hepimiz ayağa kalkmıştık. Sen ne demek istiyorsun? Peki Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. bölge 1. sıradan bir kadın aday gösterdi. Selina Doğan. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşı bila istisna, yani tamamen şeylerden ayrı bir vaziyette. Ermeni olabilir, Musevi olabilir, şey olarak dinsel anlamda, hem etnik anlamda hem dinsel anlamda farklı olabilir. Hristiyan olabilir, Gregorian olabilir, Musevi olabilir. Hiç fark etmez bunlar. Kürt olabilir, Türk olabilir, Çerkez olabilir. Yani ne diyordu Mustafa Kemal? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır. Onların kurduğu bu Türkiye Cumhuriyeti denir diyordu, değil mi? O zaman Selina Doğan'ın Ermeni asıllı olması beni hiç ilgilendirmiyor. Ama daha oraya konulur konulmaz, ya benim Ermeni soykırımının 100. yıl dönümünde benim buradan aday gösterilmem çok anlamlı olmuştur dediği andan itibaren Atatürk'ün kurduğu parti CHP açığa düşmüş demektir. Çünkü Ermeni diasporasının soykırım sürecini nereden nereye getirdiği çok açıktır. Ne diyor Ermeni diasporası? 1915-1923 arasında Ermeniler soykırıma uğramıştır diyor. Yani Mustafa Kemal'i de, Kurtuluş Savaşı'nı da, bizim oradaki kahramanlarımızın tümünü de o soykırımın içinde sayıyor. Şimdi bu utanmazca olduğu kadar son derece hesaplı bir davranış. Şimdi sen Atatürk'ün kurduğu partidir bu diye koskoslanacaksın. Aa, ben Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanıyım diyeceksin. Sonra onların kullandığı deyimi kullanacaksın. Daha geçen kullandı, büyük felaket dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Büyük felaketi Ermeniler kullanıyorlar. Kendi dillerinde. Ondan sonra da böyle bir aday getiriyorsun. Demeyecek mi adamlar? Ya kardeşim, kendi milletvekilleriniz, kendi başbakanınız böyle şeyler söylüyor. Siz bize kızıyorsunuz. Niye? Diye sorsalar ne diyeceğiz? Bu şu anlama geliyor. Dışarıdan da içeriden de müthiş bir hareket var. Bütün bu söylenenler, bütün bu yapılanlar ve bizim bazı aydınlarımızın da, şimdi burada kullanmayayım o kelimeleri, ama son derece hayasızca yapılan bu saldırılar içinde maalesef bizim siyasetçilerimiz de, aydınlarımız da yer alıyor.
yer alıyor da çok mu bilgili olarak yer alıyorlar? Buna evet demek mümkün değil. Buradan hodri meydan değil. Kim gelirse gelsin. Gelsinler. Ben tek başıma, kaç kişi gelirlerse gelsin. Buradaki o Ermeni soykırımı dedikleri şeyi bakalım bir tartışalım. Hangi belgeleri önüme getirebilecekler çok merak ediyorum. Yok çünkü. Çoğu da yalan. Yalan olduğunu da ispat ederiz. Bakın bizim kulakları çınlasın Türk Hayatı profesör. Bunların o kullandıkları yalan resimleri, belgeleri hepsini suratlarına vurmuştur. Al Bilal Şimşir'in kitapları onu anlatıyor. Bir tek daha şey daha söyleyeyim seyredenler açısından. Eğer Türkler böyle bir soykırım yapmış olsaydı, Türkiye işgal altındayken, İstanbul işgal altındayken biliyorsunuz Malta'ya sürdüler bizim devlet adamlarını, aydınları ve orada yargılamak istediler Ermeni soykırımından dolayı. Ermeni katliamı, o zaman soykırımı yok. Ermeni katliamından dolayı yargılamak istediler. Ve bunu da şeydeki kraliyet savcılarına, kraliyet hakimlerine İngiltere'deki havale ettiler. Osmanlı arşivleri ellerindeydi. Kendi arşivleri var. Amerikan arşivleri var. Hepsi ellerindeydi. Aradılar, taradılar. En sonunda bizim Uluç Gürkan'ın da son kitabı var bu konuda. Dediler kusura bakmayın yargılayamayız. Çünkü bu böyle bir şey yapıldığına dair en ufak bir delil yoktur. E şimdi sen kimi niye yargılıyorsun? Ve ondan sonra tabi bu da İngilizlerin o meşhur kırmızı kitabı da savaş sırasında çıkarılan ve Türkleri karalamak için yapılan bu kitapçının da çok etkisi var. E peki 1971'de ilk kurşun sıkılıp bizim diplomatlarımızı öldürülene kadar çıtları çıkmıyordu. Neden o kadar beklendi? Çünkü hazırlandı. Ne yapılabilir? Türkler nasıl sıkıştırılabilir? Ve harekete geçtiler. Geçtiler ama yine kaybedecekler. Bu konuda hiçbir kuşkum yok. Yeter ki halk bu biraz bunun bilincinde olup biraz birlik olmayı becerebilsin. Evet, süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Ne bekliyorsunuz bu seçimlerden Vatan Partisi olarak? Şimdi çünkü vatandaşta genel olarak bir şey var, bir düşünce. Ne derler? Vatandaşa daha doğrusu yüklenmiş bir şey var. Vatandaş bakıyor, dinliyor herkesi. Çok güzelsin, çok iyisin diyor, sana katılıyorum diyor. Fakat sandık başına gidince benim oyun boşa gitmesin. Evet. Şimdi bakın, oyun boşa gitmesi meselesi artık niyadını doldurmuş bir yöntem. Yani böyle aman oylarınız bölünmesin, aman şey olmuş. Peki oylarımız bölünmedi ne oldu lafı bir kere burada çok önem kazanıyor. Yani biz oylarımızı verdik de siz ne yaptınız? 2007'de size oy verdik, ne yaptınız? 2011'de size oy verdik, ne yaptınız diye bir sormaları lazım insanın. İki, daha geçen gün Halk TV'de Gezici kamuoyu şirketinin sahibi Murat Gezici açıkladı. Vatan Partisi'nin %7-8 bandında bir oyu var. Çok iyi motive etmeleri lazım, çok iyi mobilize etmeleri lazım bu insanları. Bir de oy vermeyen insanlardan gelebilecek oylar var. Biz bu barajı geçme şeyine sahibiz. Hem şansına hem yeteneğine sahibiz. Kadromuz da çok iyi. İnsanların aklına sesleniyoruz, diyoruz ki hiçbir şey yapmayacak olanların oraya 130-140 milletvekili, 150 milletvekili götürmesiyle 100 milletvekili götürmesi arasında ne fark var? Ama Vatan Partisi eğer bu parlamentoda yer alırsa bütün bu senaryoları, bütün bu oyunları bozabilecek yeteneğe ve güce sahip olacaktır. Anahtar olacaktır ve halka da bütün gerçekleri o meclisten her gün haykıracaktır. Böyle bir partinin olmasını istemiyor musunuz diye soruyoruz tabii insanlara. O zaman çok daha makul yaklaşıyorlar. Evet, gerçekten sandık başına giderken insanların daha doğrusu gidince verdikleri o düşünce çok önemli. Doğru. Ama herhalde Vatan Partisi'de bir çalışmalarla herhalde bunu yıkacak gibi. İnşallah. İzmir milletvekili olacaksın. Biraz İzmir'den bahsedelim. Bahsedelim tabii. İzmir'i nasıl görüyorsunuz? Ya İzmir benim bir cümleyle söyleyeyim. Rahat nefes aldığım yer. Buraya geldiğim zaman ben hatta işte son 8 aydır 9-8 aydır Çeşme'de oturuyorum. Evet. Kitap yazıyorum. 2 tane kitap projem vardı. Kaçtım İstanbul'dan. Geldim orada bunları yapıyordum. Çıkıp sahilde... Pardon, bir ambargo da var mı size karşı? Televizyonlarda, gazetelerde? Şimdi tabii şeyden dolayı vardı.
kitap için dediniz ama. Hayır hayır, şeyden dolayı var. Bu emirler verilmiş herhalde. Bu bizim aleyhimize konuşacak adamları asla çıkarmayın televizyonlara diye. İktidardan öyle bir şey geldiği kesin ki görüyorsunuz. Sen ben bizim oğlan çıkıyorlar şeye. Ve olmadık gerçek dışı şeyleri sanki varmış gibi insanlara yutturuyorlar. Çok yazık da bunun adına demokrasi falan denmez. Bir de, ama onun da dışında benim de bir kararım oldu ya. Böyle olacağına ben bir gideyim dedim, ayrıldım. Geldim işte bu kitaplar üzerine çalışıyorum. Çıkıp bir yürümek ve insanlarla selamlaşmak bile İzmir'de insanı müthiş mutlu ediyor. İzmir'de böyle gerçekten demokrasi ise gelsinler görsünler demokrasinin ne olduğunu İzmir'de. Belki de burada yaşayacağım bundan sonra. Ne olursa olsun fark etmez yani. Evet, İzmir basından birçok önemli ismi. Aa, bizim, evet, tarafa çekmeye başladı. İş vermiyorsun, güç vermiyorsun insanlara. Onlar da ne yapsınlar? Demokrasiyi soluyacakları yere geliyorlar tabii. Evet, ben son sözü yine size bırakayım. İzmirlilere, Vatan Partililere son söz olarak neler söylemek istersiniz? Söyleyeyim. Buyurun, tekrar sizin. Sevgili İzmirlilere şunu söyleyeceğim. Ben bu seçimde burada Vatan Partisi'nin bir rekora imza atacağına inanıyorum. Çünkü bizler arkasında en ufak bir leke bırakmamış aday, milletvekili adaylarıyız. Ve mecliste de bütün bu aynı 100 yıl önceki Türkiye'de yapılan o Sevr anlaşmalarının nasıl çöpe atıldıysa bu senaryoları da çöpe atacak olan parti, tek parti Vatan Partisi. Yani diğerleri bu senaryonun birer parçası olurken biz bu senaryolara karşı çıkacak olan parti olacağız. Onun için meclise sizin adınıza gidiyoruz. Bunu hiç unutmayın. Evet, Sayın Zeli çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Yeni bir aile sonra çıktığınız yolda başarılar diliyoruz. Sağ olun. İnşallah umutlarınız olur. Siz de olacak inşallah. Basınımızdan bir temsilci olarak siz de orada görmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, yeni günde gündem burada sona eriyor. Konuğum Sayın Ümit Sineli'ydi. Vatan Partisi 1. Bölge Milletvekili adayı. Yeni gün aile sonra kendisine tekrar başarılar diliyoruz. Ve yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.